Evren TV'den mutlu akşamlar ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam bir dizi ziyarete bulunmak üzere Sakarya'ya geldi. Sakarya'da çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalarda yine gündeminde yolsuzluk ve rüşvet operasyonları vardı. Bu operasyon, daha doğrusu iddialarıyla ilgili konuşan Bakan İslam, bu kadar yolsuzluk ve rüşvet olsaydı ekonomimiz bu kadar hızlı büyür müydü diye seslendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam bir dizi ziyarette bulunmak için Sakarya'ya geldi. Ayşenur İslam, Adapazarı Orman Park'ta il protokolü ve AK Partili vatandaşlar tarafından karşılandı. Kaymakamlarımız belediyede yerleştiğimiz Söğütlü ilçe teşkilatı ziyareti sonrası vatandaşlara seslenen Bakan İslam, muhalefet partilerine ağır şekilde yüklenerek "Artık vazgeçin bu işten gidin, biz kaset bulduk, siz hırsızlık yapmışsınız, kalanı biz yiyelim" diyorlar dedi. Deliremezler! Söyledikleri her şey yalan. Onun için deviremezler. Bize diyorlar ki, "Artık vazgeçin bu işten, gidin. Biz kaset bulduk, siz hırsızlık yapmışsınız." Konuşması esnasında darbe girişimlerinden bahseden Bakan İslam, "Sizi sandıkta yok edemedik, darbeyle yok etmek istiyoruz" diyorlar ifadelerini kullandı. "Sizi sandıkta yok edemedik, darbeyle devirmek istiyoruz. Askerle deviremedik, bürokrasiyle devirmek istiyoruz. O da olmadı, kasetle devirmek istiyoruz." Son 10 yıl içerisinde Türkiye'nin ekonomisinin sürekli geliştiğini belirten Bakan İslam, 10 yıllık süre içerisinde dünya iki büyük ekonomik krizden geçti. Bu kriz içerisinde İtalya ve İspanya batma noktasına gelirken Yunanistan battı. Almanya bile sarsıldı. Türkiye ise ekonomisini büyüttü dedi. 10 yıllık süre içerisinde dünya iki büyük ekonomik krizden geçti. İki büyük ekonomik kriz yaşadık. Bu iki büyük ekonomik kriz içerisinde İtalya, İspanya batma noktasına geldi. Yunanistan battı. Bunlar AB ülkeleri. Almanya bile sarsıldı. Türkiye'de ne oldu? Ekonomisini büyüttü Türkiye. Evet, bu akşam bültenimizde bir canlı yayın konuğumuz var. Bazı konular var ve muhalefetin iddiaları var. Özellikle bir projesiyle ilgili, çok da meraklandırmayalım sizlere. Erenler Belediye Başkanı ve AK Parti'nin yeni dönem adayı Sayın Cavit Öztürk canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, bu akşam sizinle kentsel dönüşüm projesiyle ilgili konuşmak istiyorum. Öncelikli olarak iddiaları size sorayım. Kentsel dönüşüm projesinin bir ransal dönüşüm projesi olduğu ile ilgili bir iddia var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, kentsel dönüşüm projesi bir ransal dönüşüm projesidir. Doğru. Ama bildiğin hani bir söz vardır. Dervişin zikriyle fikri doğdur diye. Bu hafta değil. Buradaki rant tamamen vatandaş adına bir rant var burada. Tamamen vatandaş adına menfaat alacak. Vatandaş şu anki varlığını üzerine varlık koyacak bir ransal dönüşüm orada var. Evet, doğru. Hı. Şimdi bunun üzerine çok polemikler yapılıyor. Yapılacak da. Nedir? 20 gün daha yaparlar. Ondan sonra zaten hep susup oturacaktır. Hele hele biz arazide bunların inşaatlara başlayınca, ki bu tarih çok uzak değil artık. Masa başındaki işler artık bitme noktasında. Hı. Yani en son hesaplamalar da bitti. Onların son değerlendirmeleri yapılıyor. Muhtemelen çok yakın bir zamanda bize gelecektir. Yani en kötü Nisan ayı da değil. Vatandaşlar bunlarla birebir görüşmeler de var. Diyecek ki, "Sayın Gürkan Kılıç, senin mal varlığının değeri şu." Bunlar size tebliğ yapılacak. Artık o noktaya geldik. Ondan sonra zaten bizim bu kentsel dönüşümdeki ana hedefimiz, ana amacımız yık yap değil. Burada şu polemiğin yapıldığını duyuyorum ben. Yani komple o bölge 666'ını yıkacağız. Vatandaş nereye giderse gitsin diyeceğiz. Sonra da inşaatla da başlayacağız. Öyle bir şey yok. Hı hı. Hiç düşünmedi, hiç konuşulmadı. Olması da mümkün değil zaten. Kaldı ki bizim o 666 dönüm içerisinde çok ciddi miktarda 200 dönüm üzerinde 250 dönüme yakın boş araziler var. Yap, yık. Yap, yık modeli uygulanacak burada. Hı hı. Vatandaş o yıkılan, yani yaptıktan sonra yıkılan vatandaş ister oraya geçecek, isterse bir kiraya çıkacak. 18 ay boyunca aylık 600 lira kirası ödeyecek onun. Bir vatandaşın 10 tane dairesi vardır, 3 tane dairesi vardır. Ona bir tane kira verir. Hayır, değil.
kaç dairesi varsa, kaç tane iş yeri varsa onlarla ilgili bakanlığın belirlediği fiyatlar belli. Daire başı yani birim başı aylık 600 lira kira vardır. Bu 18 ay önce ödenecek. Yine kiracılarla ilgili de mevcut kiracı onlara da eğer yıkılacağı zaman 1200 lira bir defaya mahsus taşınma bedeli ödeniyor. Şimdi kentsel dönüşüm bunu herkes takdirdir, kabul ediyor. Sakarya tarihinin en büyük projesi. Tüm zamanlarımızın en büyük projesi bu. Bir adım bu. Bunu ilk biz başlattığımız işte bunu bundan mutluluk duyuyorum. Hakikaten artık billboardlara çıkmaya başladık. Halka anlatmaya başladık. İşte 50. yılda 50 projelik o katalogun başında zaten bunun lokomotifi kentsel dönüşüm. Bunun dağıtımına başladık. Gidip bu hafta mesela yarından sonra işte araziye gideceğiz o bölgede. Önce Roman vatandaşların olduğu bölgede bir toplantı yapacağız. Haftaya cuma günü akşamı da Küpçiler'de çok büyük bir toplantı yapacağız. Halka bunları biz ev ev dolaşarak anlatıyoruz. Dün akşam sadece 4 tane evde ve hepsi Küpçiler'de 4 evde ve ciddi söylüyorum çok büyük kalabalıklara, kahvelerden daha büyük kalabalıklara hitap ederek anlatıyoruz. Burada hep polemik yapılıyor. Yani maalesef siyaset bu duruma geldi artık. Muhalefet kendi yapacağını, anlatacağına yani çıkıp anlattılar. Başıma talih, ben şunu yapacağım, ben şunu edeceğim desin. Saygı duyuyoruz. Ben şu ana kadar hiçbir aday arkadaşımızla ilgili aleyhli bir şey söylemedi, söylemeyeceğim de. Ama bize sataşma olursa da cevabını vereceğiz. Verdik, veriyoruz, vereceğiz de. Hiçbir zaman da bizden onlardan bir şey gelmeden karşı bir şey görmeyecekler. Yani seviyeli bir siyaset götürüyoruz. Bana çıksınlar, kentsel dönüşüm biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız desinler. Saygı diyorum, projeleridir. Ama şunu demesinler. Bakın, söylediği için söylüyorum. MHP Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Orhan Ünver. Sevdiğim, bireysel manada sevdiğim, değer verdiğim insandır. Onu özellikle söylüyorum. Küpçiler'deki bir konuşmasında şunu söylemiş. Biz geldiğimizde kentsel dönüşümü iptal edeceğiz. Cidden çok üzüldüm. Yani Müteahhitler Birliği Başkanlığı yapmış bir insan, müteahhitlik yapan bir insan ve inşaat mühendisi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip olan bir vatandaşın, bir insanın bunu söylememesi gerekir. Çünkü bu artık yasalaşmıştır. Resmi gazetede yayınlanan şeyi sen ben yapmayacağım, etmeyeceğim diyemezsin. Kentsel dönüşüm olacak artık. Ya olacak ya olacak derler. Evet olacaktır. Ya şimdi önemli olan tabii ki kentsel dönüşümün amacı zaten ortada bir rant ya da şöyle rant kaba bir tabir ama bir fayda. Bunu söyledim. Dün akşam da söylemişler. Evet. Kulağıma geldi mi? Fayda, önemli olan fayda mutlaka kentsel dönüşümün temelinde bir fayda mutlaka oluyor. Önemli olan bu faydadan vatandaşın mı daha maksimum düzeyde faydalanacak olması ya da bu işi yapacak müteahhitlerin ya da işte TOKİ ya da yerel yönetimler mi daha fazla kazanç çıkacak? Bununla ilgili bir teminat verebiliyor musunuz vatandaşlara? %100 teminat veriyoruz. Ben bunu gittim her yerde anlatıyorum. Kahve sohbetlerine, ev sohbetlerine birebir. Zaten kentsel dönüşüm irtibat bürümüz açıldı. Oraya gelen vatandaşlar, biz oradaki çocuklar boş çocuklar değil. Her şeyi biliyorlar. Onlar da söylüyorlar. Bakın şu an burada değeri 10 lira olan bir mal varlığı karşında alacağı değer ben size söyleyeyim en az 20 liradır. Bunu çok netle samimi söylüyorum. Şu an orada 50-60 liraya satamadıkları, 50-60 bin liraya satamadıkları evler, daireler var. Onların karşılığında aldığı dairelerinde 200 liradan aşağı olmayacak, ben size söyleyeyim. Ama burada işte 3 tane bir daire verecek, işte atacaklar, dışarı, at da öyle bir şey yok ya. Ben önce Allah'a söz verdim. Sonra vatandaşıma, kendime söz verdim. Sizleri mağdur edecek hiçbir şeyin altına imza atmadım, atmayacağım da. Ben geçenki programda söyledim. Ben bu kentsel dönüşüm sürecini bakanlığa devrederdim. Oturup seyrederdim onu. Ama öyle yapmadık. Biz daha önce söyledim yine, elimizdir, bütün vücudumuzu bunun altına soktuk, taşın altına koyduk ki vatandaşımıza burada bir fayda sağlayalım. Onların tabirinde rant sağlayalım. Burada rant varsa, evet var ama onların düşündüğü, onların yaptığı, yapacağı gibi değil. Buradaki rant tamamen vatandaşın lehine bir ranttır. Dolayısıyla bu kentsel dönüşümde gidiyoruz. Bak ben hep dolaşıyoruz. Dedim ya sadece dün akşam 4 evde orada yaptık sohbetimizi. Vatandaş bizi dinledikten sonra sıkıntı kalmıyor. Ben hep şunu söyledim. Ne olur yalvararak söyledim çoğu zaman. Bir senedir aradıyız biz. Benden duymadığı hiçbir şey itibar etmeyin diye. Şimdi romanları kışkırtıyorlar. Size 25 metrekarelik ev verecekti. Ya böyle bir şey mi olur? 25 metrekare ev mi olur Allah aşkına ya? Bir oda büyük 25 metrekaredir. Ha işte yarın nasıl anlaşacak? Hepsi çarpacağız suratına bunların. Gidiyorlar diğer vatandaşlar romanları size bilmem ne yapacaklar deyip romanlarla normal vatandaşı birbirine düşürmüşler. Efendim romanlarla şeyin mezarlık karşı karşıya konmuş. Proje içerisinde diye. Ya mümkün mü öyle bir şey? Bunu ne Roman vatandaşları ister ne biz yaparız. Bir tarafta Roman vatandaşı, eğlence seven bir insandır bunlar. Kültürleri buna uygun.
Saygı duyuyoruz, hiç problem yok. Buna kimse de bir şey demez. Ama bir tarafta düğün çengi olurken öbür tarafta mezarlık, cami, okul olmaz. Bu olmayacağı çok net bir dille ifade ettim ben. Evet. Buradan provoke ediyor yani. Biraz da projeden bahsedelim. Bugün ilk defa sizi, bu projenizi dinleyecekler olabilir. Bir de kitapçıklarda biz görüyoruz, yepyeni bir kent öngörüyorsunuz resmen yani. Evet. Neler olacak projenin içinde? Projenin içerisinde doğal olarak konutlar olacaktır tabii. Konutlarımız 93 metrekareden başlıyor. Galiba ya 9 ya 10 kategoride 145 metrekareden adım adım değişen ölçütlerle yapılacak. Yani 93'ten 145'e diyelim. Bunun yanında 3 kat olacak olan var, 4 kat olacak olan var, 5 kat olacak olan var. Zemin etine bağlı. Zemin etine orada elhamdülillah bizim umduğumuzda çok daha iyi çıktı. Yani gerekli tedbir alında oralarda emin olun 100 katlı bina bile yaparsınız. Yani öyle, tabii gerekli tedbiri almak kaydıyla. Şimdi vatandaşta bizim Sakarya halkında şöyle bir psikoloji var. Deprem psikolojisi. Yani 3 katı evet diyorlar, 4 acabedir, 5 çok diyor. Gidin, hep söylüyorum bunu. Kocaeli 99 depremi Gölcük'e de Kocaeli depremi olarak anılıyor. Öyle mi? Kocaeli'de 41 katlı bina yaptırıyor, bitmek üzere. Plakası 41 diye. 41 katlı yapılıyor. Orası deprem bölgesi, bizim burası, bizim burası deprem bölgesi, orası değil mi? Yine Gölcük'te hem denize akan kısmında 4 kat ruhsat veriliyor. Yıllardır veriliyor bu. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra, erenler demiyorsa Sakarya'nın her yerinde, dünyanın her yerinde değil, ciddi şekilde bu inşaatlar yapılabilir. Yeter ki tedbir alınsın. Bunun yanında konutların haricinde çok değişik nokta ve ölçülerde iş yerleri var. Bürolar var. Yani bir hukuk büroları olacak. Öyle noter gelecek artık buraya, erenlere. Bunun müracaat da yapıldı. Bunun yanında değişik inşaat büroları, mimarlık büroları vesaire bunlar olacak. İş merkezleri, ticaret merkezleri olacak. Yani orada bir outlet, tarzı bir alışveriş merkezi olacak. Otel var. O en zaten görselimiz olur. Evet. Otel var. Evet. Bir çarşı merkezimiz, bir meydanımız var. Otelle birlikte kongre merkezleri, sosyal aktivitelerin yapılabileceği yaşam merkezi adı koydum. Her şey var. Evet. Spor tesisleri. Yani kısaca şunu söyleyeyim ben size. Spor tesisleri, yaşam merkezleri. Bir amfitiyatro var herhalde değil mi? Amfitiyatro var. O da bir yeni olacak. Sakarya'nın merkezinde böyle hiç bir yer yok. Evet. Amfitiyatro da hemen bitişinde de gene sosyal ve kültürel amaçlı kullanabileceğimiz 7'den 70'e kullanabileceğimiz çok mükemmel bir tesis daha var. Evet. Yani Erenler'i yeniden inşa ediyoruz. Başladık. Emin olun Türkiye'de parmakla gösterilen bir merkez haline gelecek bu bölge. Bir helikopter pistinden bahsetmişsiniz otelin en üstünde. Değişik mimariler var. Erenler'in merkezi neredeyse burası olacak herhalde ileride değil mi? Ben biraz daha öteye gidiyorum. Yani Sakarya'da yeni merkez oluşuyor burada. Bir uzun çarşıyı, bir çarşıyı kolay öldüremez ama hakikaten yeni bir merkez oluşuyor burada. Evet. Evet, şunu sorayım son olarak. Kaç senede bitirmeyi planlıyorsunuz? 3 yılda bitecek bu. Kazmayı vurduğumuz tarih itibariyle, en geç 3 yıl diyorum. En geç 3 yılda altyapısıyla, üst yapısıyla, yani iş yeri de ev. Herkes yerine yerleşmiş olacak. Peki bunun, bu projelerin başlangıcını ne zaman öngörüyorsun? Ya vatandaşlarla görüşmeler yapılacak vesaire? Şimdi görüşmeler yapıldı. Yapılacak. Yani son fiyatlar belli olduktan sonra bir daha tabii onlar görüşecek. Onunla ilgili firma, müşavir firma yürütüyor zaten. Dedim ya rezerv alanımız var. O büyük bir avantaj sağlıyor bize. Öne çıkıyor yani inşaat çalışmamız öne çıkıyor. Yani tahmin ediyorum orada olağanüstü bir şey olmasın. Mayıs gibi biz inşaat, Mayıs Haziran gibi inşaatlara başlarız. Evet. Peki bunun mali büyüklüğü aşağı yukarı ne kadar? Yani bu Sakarya'nın dediğiniz gibi bugüne kadar yapılan en büyük projelerinden biri. Şimdi 482 dönüm alanla ilgili tahminen 750 trilyon diyeyim, eski parayla söyleyeyim. 750 trilyon değerinde. Tabi buna 184 dönüm daha ilave ediliyor şimdi. Yani bu şu demektir. 1 milyar liranın üzerinde. Bir geçer. Yani 1-250 falan olur tahmini durum. Yani eski paraya 1.25 katrilyon lira. Aynen. 25 katrilyon lira. Eski bu 1-250, da. Evet. Evet bu aşağı yukarı. Ya bir de bu şu var. Yani Sakarya ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Yani burada çalışan taşeron firmaların önemli bir kısmı Sakarya olacaktır. Yine birçok malzeme buralardan alacaktır. Yani demiri, çimentosu, betonu yani bizim bu işi yapan vatandaşlarımız da biraz elini taşın altına soksun gerekirse ucuz vermenin yollarını aratlar. Bunları pazarlık yaptı. Yani hiçbir şey olmasa 3 sene boyunca ciddi bir eleman ihtiyacına kesinlikle. Yapıldıktan sonra da yani bu projede çalışacak o otelde iş merkezlerinde vesaire otelde çalışacak kişi? Bak o otelde çalışacak insan sayısı ben söyleyeyim. Asgari 800. Evet. Asgari 800. İş merkezi vesaire nereden baksanız 1500 kişiyi bulur herhalde orada.
Bulur, rahat bulur. Yani ofisler mofisler olacak. Çok mesela. Çok rahat bulur, çok evet. Rahat bulur. Evet. Gerçekten Sakarya'nın merkezinde şu ana kadar yani çeşitli AVM'ler vesaire bilmem neler yapıldı ama bu ölçekte 1 milyar TL'nin üzerinde. Yani bir AVM dedi bunun da binde biri bile değil. Evet. Binde biri bile değil. Evet, bu ölçekte. Peki son olarak bir etkinliğiniz var galiba ne zaman? Pazartesi günü galiba onu da isterseniz evet, duyurun. Pazartesi günü akşamı saat 7'de 19'da Yiğit Bulut inşallah bizim Erenler Belediye'mizin düğün salonunda halkımıza bir konferans verecektir. Başbakan konu, danışmanı. Konu 28 Şubat. Evet. Başbakanın baş danışmanı evet Yiğit Bulut. Herkes tanıdığı için hemen kısa kestim onu. Yiğit Bulut artık Türkiye'de tanınır hale geldi. 28 Şubat'la ilgili önümüzdeki hafta pazartesi günü saat 19'da bizim düğün salonunda siz değerli halkımıza hitap edecektir. Evet. İnşallah hepinizi oraları bekliyoruz. Evet teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Buradan hemen koşturur koşturur bir daha çalışmaya gideceğiz. Bir başka programa geçeceğiz. Burada. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Bültenimize devam edelim. AK Parti Sakarya İl Başkanı Recep Uncuoğlu bugün bir anket açıkladı. Ankete göre AK Parti'nin Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi'nde oy oranı %54.8. AK Parti Sakarya İl Başkanı Recep Uncuoğlu bir araştırma şirketi tarafından Şubat ayı içerisinde Sakarya'da yapılan son anketin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Anketin yüz yüze görüşme tekniğiyle yapıldığını belirten AK Parti İl Başkanı Recep Uncuoğlu, Türkiye'nin en saygın araştırma şirketlerinden biri olan Polmark, 15-22 Şubat tarihleri arasında şehrimizde bir anket yaptı. Büyükşehir sınırları içinde yaşayan seçmenlerimizle yüz yüze görüşerek gerçekleştirilen anket 16 ilçede toplam 3961 kişiyle yapıldı. Sonuçlar bizi çok fazla şaşırtmadı, beklediğimiz oranda dedi. AK Parti'nin Sakarya'da güçlenerek yoluna devam ettiğini belirten Başkan Uncuoğlu, hamdolsun Sakaryalı hemşerilerimiz her zaman olduğu gibi yine sağduyulu ve inançlı bir şekilde Sayın Başbakanımızın ve AK Parti'nin yanında olduğunu göstermektedir. Sakarya Büyükşehir sınırlarında yapılan bu ankette 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığında kime oy vereceksiniz sorusuna verilen cevaplar şu şekildedir. Partimizin adayı Zeki Toçoğlu %54.8, Milliyetçi Hareket Partisi %20, CHP ise %12.5 civarında dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun 2009 seçimlerine göre oylarını arttırdığını belirten Uncuoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü. Biz her zaman açık bir şekilde söylüyoruz, Türkiye'de AK Partili belediyeler belediyecilik konusunda tarih yazmaktadır. Belediyecilik ve hizmet bizim işimizdir. Belediyelerimizin bu özverili çalışmaları da her zaman halkımızın büyük teveccühünü görmüştür. Bugün yapılan anketlerde bir kez daha gösteriyor ki, başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere ilçe belediyelerimizi yapmış oldukları hizmetlerin karşılığını milletimizde görmek. Biz bu sonuçlara bakarak asla rehavete kapılmıyoruz. Milletvekillerimizle, belediye başkan adaylarımızla ve teşkilatımızla bir bütün olarak çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Evet, şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun açıklamalarını birlikte izleyelim. Başkan Toçoğlu seçim döneminde muhalefet partilerinin ağır eleştirilerine cevap vermeyeceklerini, projelerini de çok yakında açıklayacaklarını söyledi. Adapazarı Belediyesi'nin yaptırdığı Ozanlar Kapalı Pazar yerinin açılışına katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, önümüzdeki günlerde projelerini açıklayacaklarını söyledi. Toçoğlu, seçim döneminde ağır üsluplar kullanan siyasetçilere de cevap vermeyi düşünmediğini belirtti. Dediğiniz gibi seçim çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Bugün de bir anlamda açılış yaptık, bir anlamda da seçim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söğütü'deydik, sabahleyin Süleyman Başkanımızla Güneşler'de bir etkinliğe katıldık. Şimdi bundan sonra da esnaf ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Bu önümüzdeki dönem bizim sabahtan gece yarılarına kadar seçim çalışmaları olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projelerimiz de inşallah önümüzdeki hafta bir basın toplantısıyla son hazırlığımızı yaptık. Onları da sizlere basın mensuplarının bulunduğu bir ortamda projelerimizi... Toçoğlu bu sene projelerin sayısı ile çok meşgul olmuyoruz diye konuştu. Sayısı belli oldu mu başkanım? Yani projelerin daha çok sayısıyla çok meşgul olmuyoruz bu sene. Yani daha çok belediyenin kendi imkanlarıyla gerçekleştirebileceği, halkın ihtiyacı olan projeleri seçmeye çalışıyoruz. Yani öyle sayılarla falan şeyimiz yok. Öyle bir saplantımız yok. Peki. Siyasetçilerin seçim döneminde ağır üsluplarla konuşmalarını tasvip etmediğini vurgulayan Toçoğlu, biz metanetimizi koruyoruz, bazı arkadaşlarımız siyasi üsluplarına hakikaten dikkat etmiyorlar ifadelerini kullandı. Valla biz metanetimizi koruyoruz. Bazı arkadaşlarımız hakikaten siyasi üsluplarına dikkat etmiyorlar. Bunu baştan beri söylüyoruz. Sonuçta bu seçim günleri geçecek. Bu şehirde hepimiz yüz yüze bakacağız. Herkes kullandığı kelimenin ne anlama geldiğini çok iyi düşünerek kullanmalıdır.
bugün bizim belki yaşı kadar siyaset yaptığımız arkadaşlarımız genç yaşına rağmen üsluplarına dikkat etmeden hakarete varan cümleler kullanıyor. Ama ben bugün Söğütü'de de söyledim. Oradaki coşkuyu da görmenizi isterdim. Biz bir demokrasi şöleni içerisinde seçimlerimizi götürmek istiyoruz. Kırmadan, dökmeden, rencide etmeden. Sonuçta halkımızın gözünün önünde siyaset yapıyoruz. Vatandaşımız her şeyi görüyor. Sonuçta kararı verecek olan vatandaşımızdır. Ben bu tür üsluptaki arkadaşlara cevap vermeyi düşünmüyorum. Yani cevap vermekten aciz olduğum için değil. En güzel cevabı veririm anladığınızda ama cevap vermeyi düşünmüyorum. Kem söz sahibine aittir diyeceğiz. Biz üslubumuzu koruyacağız, metanetimizi koruyacağız ve seçim sonucunda seçim sürecini böylece taşıyacağız inşallah. Evet, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve arkadaşları diyelim ekibi tarafından Ozanlar'da dördüncüsü yaptırılan pazar yeri bugün törenle açıldı. Adapazarı Belediyesi'nin Perşembe Pazarı yerine Ozanlar'da dördüncüsünü yaptırdığı Ozanlar Kapalı Modern Semt Pazarı törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşma yapan Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik bu hizmetin hepimiz için övünç kaynağı olduğunu söyledi. Kurul, belediyeler bunu ortaya koyar, ondan sonra sivil toplum örgütleriyle tartışılır, çalışılır. Sonra da Büyükşehir Belediye'miz onu buradaki gerekliliği ve yeterliliği ölçüsünde görerek hem destekler hem projesini onaylamak suretiyle hayata geçirir. Burada gördüğümüz şu, bu bölgeler ben şu üniversitede hocalık yaptım, öğretim üyesiydim burada. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada beraber çalıştık. O İlahiyat Fakültesi'nin genel sekreteriydi. Ben de Teknik Eğitim Fakültesi'nin dekan yardımcısıydım, öğretim üyesiydim orada. Burada birlikte çalıştık. Bu yol tıkanıyordu. Aktif bir yol değildi. Şimdi burada bu yapılmış olan güzel faaliyet hepimiz için övünç kaynağı olmuş. Ben emeği geçen herkese, odaya, sebizler odasına, belediye başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve katkı veren herkese, bölgedeki herkese, muhtarlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bunlar vatandaşımız için. Sayın Başbakanımızla, hükümetimiz de bu konuda zaten ülkede yapılanları tek tek sıraladığı zaman bunları sayamıyor. Açılışlara zaten büyük açılışlar ancak gelebiliyor. Yani 50 trilyonluk, 100 trilyonluk, katrilyonluk açılışlar varsa gelebiliyor. İşte bunları da bizler sizlerle beraber açmak istiyoruz. O yüzden de bugün seçime yakın bir tarihte bu bitmiş. İki haftadır da esnafımız çalışıyor, burada alışveriş yapıyor. Bütün halkımıza hayırlı olsun. Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ise laf siyaseti değil eser siyaseti yaptıklarını ifade etti. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bazı yerlerde duyuyoruz. Ya Adapazarı Belediyesi, Adapazarı Belediye Başkanı ne yaptı? Bunu yaptı bak. Her şey ortada. Sayın Başbakanımızın ifade etmiş olduğu gibi biz eser siyaseti yapıyoruz. Laf efendim, muhabbet, konuşma değil. Şunu da söyleyeyim, çok fazla uzatmayacağım. Değerli milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız burada, onların size söyleyeceği çok önemli şeyler olabilir. Şurada görüyorsunuz, bakın bir okul inşaatı var. O okul inşaatının, şurada şu şeyde asılıyor. Okul inşaatının maliyeti 5,5 milyon TL. Yine bir tane daha açılışını yapacağımız önümüzdeki günlerde bir projemiz daha devam ediyor. Yakında oraya davet edeceğim hepinizi. O projenin bedeli de 5 milyon TL. İki tane projenin bedeli 10,5 milyon TL. Süleyman Adapazarı'nda bu millet tarafından belediye başkanı seçildiği zaman 2004'teki bütçesi 11 milyon TL idi. Şimdi sadece bugün yapılan iki projenin, bugün 2014'te yapılan iki projenin bedeli o günkü bütçeye eş. Ne anlatıyor bu millet acaba? Çalışmıyorsunuz. Evet, Adapazarı merkezi bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi bugün ve operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adapazarı ilçesinde düzenlenen 3 operasyonda 1 kilo 900 gram bonzayı, 30 gram kokain ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'dan temin edilen uyuşturucunun kentte satılacağı bilgisine ulaşan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belirledikleri eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada satışa hazır paketlerde 800 gram ağırlığında 250 paket bonsai ile 5 litrelik 2 bidonda 1 kilo 900 gram bonsai, bir miktar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Evde bulunan şüpheli gözaltına alındı. Kent merkezindeki restorana düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek, SEDAŞ kavşağında durdurulan otomobilde ise piyasa değeri 6 bin lira olduğu belirtilen 37 gram kokain ve 2 ekstazi hap bulundu. Otomobil sürücüsü ve restorandaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Evet, yine merkezde kuyumcular bugün gözaltına alındı, daha doğrusu mercek altına alındı diyelim. Şöyle ki 17 kuyumcuya polis baskın düzenledi ve kredi kartları ile ilgili bir araştırma kapsamında POS cihaz bilgileri toplandı. Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında Adapazarı kent merkezinde 17 kuyumcuya baskın yapan polis ekipleri kredi kartı alışverişleriyle ilgili olarak POS cihaz bilgilerini aldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri adresleri tespit edilen 17 kuyumcuda POS cihazları ile ilgili inceleme yaptı. Polis ekipleri bu cihazlardan yapılan alışverişlerin bilgi dökümünü aldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbarın ardından kuyumculara yönelik inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sakarya'da faaliyet gösteren kuyumcular ise bizim rahatsız olduğumuz bir durum yok, devlet bir istihbarat almıştır ve onun gereğini yerine getiriyordur dedi. Bir inceleme söz konusuydu. Bu elektronikçiler, kuyumcular ve kart satanlarla alakalı bir uzun zamandır bir uygulama vardı. Daha önce de kuyumcularla alakalı bir uygulama olmuştu. Bu daha geniş çaplı. Tüm büyük kuyumcuların denetlenmesi ve daha geniş çaplı bir kontrol amaçlı bir uygulama olduğunu zannediyorum. Bizim rahatsız olduğumuz bir durum yok. Devlet bir istihbarat almıştır ve onun gereğini yerine getiriyordur. Olması gereken bir şeydi diye düşünüyorum. Türkiye Vagon Sanayi AŞ, kısa adıyla TÜVESAŞ Genel Müdürü Erol İnal, geliştirdikleri milli tren projesini yeni nesil teknolojiyle birlikte yurt dışına pazarlamayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Erol İnal, Milli Tren Projesi kapsamında üretilecek yeni nesil tren setlerini yurt dışına pazarlama arzusunda olduklarını bildirdi. TÜVESAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, kurumun İstanbul'da düzenlenen 4. Demiryolu Hafif Raylı Sistemler Altyapı ve Lojistik Fuarı'na katıldığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen İnal, Türkiye'nin son yıllarda demiryollarına yapılan yatırımlarla çekim merkezi haline geldiğini kaydederek, komşu ve çevre ülkelere rol model olduğunu vurguladı. Uluslararası piyasada söz sahibi olmak ve sürekli büyüme için yatırıma devam ettiklerini anlatan İnal, Orta Doğu ve Balkanların en büyük vagon fabrikası özelliğini taşıyan TÜVESAŞ'ın ürünlerini yurt dışı pazarlarda tanıtabilmesi için bu tür organizasyonlar çok önemli bir fırsat. Milli tren projesi kapsamında üretilecek yeni nesil tren setlerini yurt dışına pazarlamak arzusundayız. Bu arzumuzu gerçekleştirmek için ilk adımlarımızı attık. Her geçen gün daha da olgunlaşan bu proje TÜVESAŞ için dönüm noktası olacak. Evet, Sakarya'da bir cami derneği camilerine yeterli yardım gelmediği için camiyi satılığa çıkardı. Sakarya'da yapımı devam eden bir camiye yeterli yardım gelmediği için Buhara İlim ve Hizmet Derneği tarafından satılığa çıkartıldı. Serdivan ilçesinde 3 yıl önce yapımına başlanan ve en alt kısmı Kur'an kursu olarak tasarlanan 1900 kişilik Buhara Camii'nin vatandaşlardan beklediği yardım alınamayınca inşaatı durduruldu. Konuyla ilgili olarak toplanan Serdivan Buhara Camii İlim ve Hizmet Derneği üyeleri camiyi satılığa çıkarttı. Dernek adına açıklama yapan Ruhi Cinak, bu konuyla alakalı olarak cami inşaatında bu muhitten pek yardım alamadık ifadelerini kullandı. Cil satılık cami ile alakalı. Bu aradan pek bu muhitten yardım alamadığımız için böyle bir şeye fikre katıldık. Fikir geldi hatırımıza. Onun için arkadaşlarla istişare yaptık. Böyle bir şeyin çok dikkat çekeceğini söylediler. Ve biz de gittik matbaaya böyle bir ilan bastırdık. Serdivan Buhara Camii İlim ve Hizmet Derneği üyesi ve aynı zamanda inşaat ustası Ali İnen ise bu fikrin çok dikkat çekici olduğunu belirtti. Hayır sahiplerini hayra davet için böyle bir fikir atıldı. Güzel bir fikirdir. Genelde bunu her camide uygularlar. Gerek pencereleri, gerek alüminyum kaplamaları, gerek ise halıları, gerekse şeyleri, hayır sahipleri bunları sahip çıkarlar.
ben şurasını yaptıracağım, ben burasını yaptıracağım diye. Mükemmel bir fikirdir. Bu şekilde yarış olur, inşallah başarılı olurlar. Satılık caminin alıcısının çok olacağını ve insanların camiye yardım etmek için ellerini çabuk tutması gerektiğini belirten araştırmacı yazar Adem Şener, biz camimizi pazara çıkarttık ve yine müşterisi de din kardeşlerimizdir dedi. Görüldüğü gibi yeryüzünde birçok mekanlar parselleniyor, satılıyor, sahiplerine ulaşıyor. Onlardan bir tanesi de şu anda önünde bulunmuş olduğumuz Serdoğan Buhara Camisi. Bu cami de derneğin yetkilileri tarafından acilen karar verildi ve satlığa çıkartıldı. Burada ortada belki dünya yatırımı olarak bir getirisi olmuyor ama bunun ahiret yatırımı oldukça büyüktür. Bütün vatandaşlarımızın buna müşteri olmasını diliyoruz. Biz camimizi pazara çıkardık ve müşterisi de yine. Evet, havalar kurak gidiyor. Beklenen yağışlar yoğun bir şekilde bir türlü gelmeyince yağmur duaları da yapılıyor. Yarın da bir hazırlık var. Kuraklığın devam ettiği şu günlerde araştırmacı yazar Adem Şener Hoca Efendi tüm Sakaryalıları yağmur duasına davet etti. Şener, kuraklığın devam ettiği şu günlerde tüm Sakaryalı kardeşlerimizi ikincisi düzenlenecek olan yağmur duası programına bekliyoruz dedi. 7 Mart Cuma günü Cuma namazının ardından yapılacak olan yağmur duasının toplanma yeri ise Eren Baba Türbesi'nin yanı. Evet, Sakarya Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, Haziran ayında yapılacak olan federasyon seçimlerinde aday olmayı düşündüğünü söyledi. Adapazarı Belediyesi ile ortaklaşa yaptıkları Ozanlar Kapalı Pazar yerinin açılışına katılan Sakarya Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, Haziran ayında yapılacak olan Türkiye Sebzeciler Meyveciler Seyyar Pazarcılar Federasyonu başkan seçiminde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ben şu anda Türkiye Sebzeciler Meyveciler Seyyar Pazarcılar Federasyonu'nun genel başkanıyım. Önümüzdeki seçimde de federasyon başkanlığı adaylığımız olacak inşallah. Onu da buradan ilan etmiş olayım. Yani çıtayı yükselttik. Dolayısıyla ben Türkiye'nin her yerini geziyorum. Bizim bu konuda biz Sakarya Adapazarı, özellikle Adapazarı, biz çok iyime kazandık bu işte. Süratli bir şekilde pazarlarımızı yapıyoruz. Bildiğiniz gibi çok kısa bir süre sonra Maltepe'de açılacak. Evet. İşte her yere, bu pazar yerine mevzuata bu 5950 sayılı haller yasası görüşülürken Türkiye'deki 1 milyon pazarcı temsilen ben meclise görev aldım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hal yasası tabiri görüşürken ben bütün pazarcı temsilen federasyonumuzun talimatı doğrultusunda görev aldık. Orayla ilgili çok bilgimiz var. Bu mevzuat gereği de bu sokak arası pazarlar artık kamuya ait cadde ve sokaklarda pazar kalmayacak. Bunların son tarihi 2017'nin sonuna kadar bu pazarlar kalmayacak. Eğer ki varsa kalkacak. Dolayısıyla biz kendi ticaretimizi büyük marketlere bırakacağımıza, böyle yerlerin yapılması ve pazarcılarımızı buraya sokarak hem pazarcılık mesleğinin çok yayılmasını önlemek hem esnafa sahip çıkma açısından bizim için çok önemli. Evet, Sakarya'da özel bir okulda herkesin yakından tanıdığı bir misafir vardı. Sunay Akın söyleşisi ilgiyle izlendi. Sakarya'da özel bir okul Sunay Akın söyleşisi düzenledi. Akın tarihin tozlu sayfalarından çeşitli bilgileri, hikayeleri anlatarak öğretmenler, öğrenciler ve velilerle paylaştı. Ben hangi nedenden olursa olsun bir ülkenin bayrağının yakılmasına karşıyım. Tarih sayfalarına kültür ve insan değerlerini vurgulayarak sağladığı bakış açısıyla salondan alkış alan Akın, program sonunda tüm katılımcılara teşekkür etti. Yani oradan geçmese yok. İki sokak arkadan geçse yok. Tamamen aslında tesadüf bir yerde geçerken. Bağımsızlığının simgesini bulan bir milletiz. Bültenimiz burada sona eriyor. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.